Trabzonspor'un penaltısı oldu. Onlara da baktığınız zaman onların da ikisi VAR'dan verildi. Demek ki VAR olmasaydı ne kırmızı kart olacaktı ne penaltı olacaktı. Bu sefer de Trabzonspor'a haksızlık yapılmış olacaktı. Uzun zamandır yani hep yapılıyordu Trabzonspor'a. Ona da bir örnek verebilir miyim? Tabii ki lütfen. Trabzonspor'u şöyle görüyorum ben. Yani bu Asterix ve Obelix'i bilirsiniz değil Evet. mi? Romalılar böyle Galya bir köyü var. Trabzonspor da Türkiye'de sanki öyle. Hani bütün Türkiye Trabzon'u böyle ele geçirmeye çalışıyor. Hani sürekli bir Trabzonspor'a karşı böyle bir ne bileyim bir kızgınlıkları var. Orayı elde etme şeyleri var. Ve Trabzonspor'un da bir sihirli iksiri var. Orayı elinden vermek istemiyor. Yani bu bir örnek. Ne zaman ki yani çok gördüm. Çocukluğumdan beri gördüm. Trabzonspor ne zaman bir şampiyonluğu oynasa sürekli bir şeyler çıkıyor ortaya. Sürekli Trabzonspor'la ilgili bir şeyler yazılıp çizilmeye başlıyor. Sürekli bir ne bileyim aleyhine kararlar verilmeye başlıyor. Yani bu sene çok daha az. Evet bu sene çok daha az Trabzonspor'un üstüne oynamaları ama hani Trabzonspor buna benzetmek istiyorum ben. Hani tek kalmış Türkiye Cumhuriyeti içinde yani orada tek kalmış bir köy gibi kendini savunmaya çalışıyor. Halbuki o da bu toprakları yani bu orası da Türkiye'ye bağlı. Tabii. Yani bunu insanlar öğrenmesi lazım yani. Trabzonspor'un bir hasreti var. Ben de Trabzonluyum. Bütün sülalem Trabzonspor'da. İstiyorum Trabzonspor'un şampiyon olmasını. 10 yıl sonra tekrardan bir şampiyon olacak Trabzonspor. İnşallah o sene de bu sene olur. Yine yani. Trabzonspor